Abi ne yaptık? Abi ben birkaç not çıkardım, araştırma yaptım ama çok senaryo olacak bir şey yok. Ver bakalım, bakalım, bakalım. Abi notla falan olacak gibi değil sanki ya. Evet ya, bu not işiyle biz götüremeyeceğiz bunu. Disleksisi olan birini mi bulsak? Ya aslında iyi fikir de, var mı etrafımızda öyle bir adam? Abi vardır elbette ya. Bir denesek mutlaka buluruz. Bakmak lazım. O zaman bir bakınalım. Akşam tekrar haberleşiriz seninle. Tamam, olur. Hadi ben kaçayım. Hadi görüşürüz. Abi Caner, Serdar, Caner. Abi sen bizim Mustafa'nın kardeşi değil miydin ya abi? Amma olmuşsun ya, gel otur. Abi Caner'in de disleksisi varmış. Öyle mi? Sabah konuştuk ya, sen ara konusunda dedim bize yardımcı olur büyük ihtimal. Süper abi, anlat dinleyelim. Abi nereden başlayayım ki? Neyse abi, o iyiymiş. En azından iki gol atmış. Geçen arkadaşlarla maç yapacağız. Bir arkadaş var, dedi ki abi beni de al, hatta beni sola koyun dedi. Niye falan dedik. Orayı koridor yaparım dedi. Neyse abi tamam dedik, ol falan. Abi orası koridor oldu ama karşı taraf oldu. Adamlar sürekli oradan atak yapıyor. Neyse abi baktık buna, karnım tutuyor. Dedi ki abi çok fenayım, ben bir kek bir şey, kenara falan mı çıksam? Dedik ne oldu falan. Abi maça gelmeden iki soğanlı Adana dürüm gömdüm. Midem çok kötü, ben bir kenara çekileyim. Abi maçı sonuna kadar eksik oynadık. Sonu ne oldu abi maçı? 17-1. Ben attım o şey. Abi sıkıntı disleksinin kendisi değildi, bunun bilincinde olunmaması. Sen bir farklılığın olduğunu biliyorsun ama bunu ne anlatabiliyorsun ne de açıklayabiliyorsun. Sonra bir gün disleksi olduğunu öğreniyorsun. Rahatlıyorsun bir bakıma. Fakat bir bakıma da üzülüyorsun çünkü aradan geçen zaman, o kadar yıllar içine dokunuyor. Neyse abi. Abi bunlar beni bir ortak konuşmaya aldılar. Bir biri yükleniyor, bir diğeri yükleniyor. Ulan dedim ki kızdan hoşlanıyorum ama dayak yiyecek kadar da değil. Ne yaptın abi? Abi ne yapacağım? Dedim kardeş, hani sen bu kızı benden daha çok seviyorsun belli. Hani ben aranızda durmak istemem. Hani kızdan ayrıldım. Abi mevzuya bak ya. Abi ne yapayım, dayak mı yeseydim yani? İlkokul 1'deyim. Arkadaşlarım okumayı yazmayı çözmüş. Ben hala zorlanıyordum. Annem bu duruma çok üzülüyor. Çünkü çalışıyordum. Belki bu yüzden çok üzülüyordu. Bir gün annem okula geldi. Öğretmenimle konuşuyor. Ben de uzaktan dinliyorum. Öğretmenim yeterince ders çalışmadığımı ve beni sınıfta bırakacağını söyledi. Annem utandı, sıkılıyor belli. Eve dönerken annemin yüzüne baktım.
gözleri dolmuş belli. Eve geldik. Aldı beni karşısına. Tam 8 saat ders çalıştık. Ve ben o gün okumayı çözdüm. Sonra 3 sene sonra bende disleksi olduğu anlaşıldı. Annem benden özür diledi. Gereksiz yere beni kırdığı için, bana yüklendiği için. Keşke bilseydiniz be anne diyemiyorsun ki. Sıkma canını, canım annem diyebilirim. Ya sizin de bir kısa film işi vardı. Onu da yalan ettik. Sıkma canını be Caner. Biz fark ettik ya, o da yeter.